Arkadaşlar kanalımızda yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu arada bu niye böyle ışıklandırması fazlaymış. Ben kahvemi yaptım. İçtikten sonra da direkt dolap düzenlemeye geçeceğim arkadaşlar. Dün gardırobumu biraz düzenledim. Yani düzenledim derken birazcık yer açtım. Kışlıkları çıkardım kilerden. Onları da yerleştirmek için yer açmam gerekiyordu. Biliyorsunuz kışlık kazaklar zaten bayağı kalın oluyor ve yer kaplıyor. Biraz zorlandım ama başardım. Ve dolap düzenine geçmişken bugün mutfakta devam edeyim diyorum. Mutfakta da ne kadar düzenli kullanmaya özen göstersek de illaki bir süre sonra düzen bozuluyor. O yüzden bugün komple mutfağı bir elden geçireyim diyorum. Ama ondan önce şöyle bir keyifli kahvemi içeyim ve size fikir danışayım diyorum. Ben oturma odasına, yani komple aslında şu oturma alanına yeni halılar bakınıyorum arkadaşlar. Şöyle bir şu anki halini göstereyim. Mutfağa da yeni halı bakınıyorum. Aslında görünüş olarak çok hoşuma gidiyor. Ama bu hasır halılar aşırı tozlanıyor arkadaşlar. Ne kadar süpürürsem süpüreyim, altı hep toz kalıyor. Hep toz topluyor. O yüzden artık bıktım bu halıdan. Buraya aynı renklerde ama normal bir halı arıyorum. Aynı şekilde girişe de aynı problemi burada da yaşıyoruz. Şöyle isterseniz bir altını kaldırayım. Aslında utanıyorum ama temizliğim daha yeni çektim. Yani az önce çektim ama gördüğünüz gibi altı yine hep toz. O yüzden buraya da yeni bir giriş halısı, yani şöyle mat gibi aslında gerekli buraya, ince bir tane. Yoksa dış kapı açılmıyor. Bu sefer yuvarlak değil de şöyle komple giriş alanını kaplayacak şekilde büyük bir halı bakınıyorum. Aslında en önemli yerde masanın altı. Bu halı çok eski arkadaşlar. Ta eski evimizden, yani 6 senelik bir halı. Burası artık bayağı eskidi ve beni en çok rahatsız eden aslında köşeleri. Sürekli köşeleri kalkıyor ve ne kadar yapıştırırsak yapıştıralım bir süre sonra köşeler kalkıyor ve çok pis duruyor. Bakar mısınız yapışkanı mesela? Hani burası da sürekli kalkıyor. Burası da yapışkan. Burasında da yapışkan var. Ve artık çok rahatsız oldum. Burası zaten hepsi böyle beş, siyah, sade tonlarda. Buraya da böyle eye catcher olarak renkli bir şey mi alsam diye düşünüyorum. Ama tam emin olamadım. Şöyle bir bakın sizde. Birazdan seçenekleri göstereceğim. Trend Carpet sitesinde çok güzel seçenekler var arkadaşlar. Bunu mesela direkt mutfağa düşündüm. Aynı renklerde ama halı. Onun dışında bakın masanın altına şu tarz bir şey veya şu tarz bir şey de çok hoş olabilir diye düşünüyorum. Telefondan da birkaç tanesini çekmişim. Şöyle bir şey. Ya da aynı halının kahverengi olanı. Ah, bilemedim. İki halılar aslında benim favori olanlar. Ya tamamen kahverengi veya böyle siyah desenli olan. Üst taraftaki çekmeceye geçiyorum. Burada da baharatlarım bulunuyor. Bu etajere sayesinde de aslında bayağı düzenli ama gördüğünüz gibi birkaç bir şey karışmış ve dün akşam buraya tuz döküldü. Onu da bugün temizlemek istiyorum. Evet, bu çekmece de tamamdır.
Gelelim yulaf çekmecesine. Burada çeşit çeşit yulaflarımız bulunuyor. Bu çekmece de tamamdır. Bu arada böyle ufak ufak Kellogg's paketleri de vardı. Altay bunları çok seviyor. Hepsini kartondan çıkarıp böyle bir kaba koydum. Daha düzenli dursun diye. Geçelim diğer çekmeceye. Burası da bakliyat çekmecelerim. Bunlar zaten bu kaplar sayesinde iyi kötü düzenli kalıyor. Bir tek gördüğünüz gibi yanlarına biraz dökülmüş. Onları temizleyeceğim ve dolu paketleri boş kapların içine dolduracağım. Tatatatam. Buralar da tamamdır. Oh, böyle dolapların hiç düzenli olunca gerçekten içim ferahlıyor. Bu arada dolap içi demişken şurayı da göstereyim size arkadaşlar. Böyle bir sepet şiddetle tavsiye ediyorum. Aşırı kullanışlı ve böylece şu üstteki yeri de harcamamış olursunuz. Ve buraya rahatlıkla Türk kahve fincanlarını veya küçük su bardaklarını, çay bardaklarını dizebilirsiniz. Bence dediğim gibi aşırı kullanışlı, çok tavsiye ediyorum. Evet, mutfak tamamdır. Tertemiz oldu her yer. Banyoyu bugün yapacaktım. Çok ümitliydim ama maalesef başaramayacağım. Saat 1'e geliyor. Altay'ı 2'de almam gerekiyor. Şimdi de ufak bir şey atıştırayım diyorum. Daha hiçbir şey yemedim. Ondan sonra da hazırlanıp Altay'ı alacağım. Arkadaşlar aradan biraz vakit geçti. Hava karardı gördüğünüz gibi. Ne kadar gece 10, 11, 12 gibi dursa da saat şu an 5. Ve ben doktor randevumdan geliyorum. Geçen videomda da gitmiştim çünkü dişlerime tekrardan kaplama istiyorum düzelmesi için. Geçen gittiğimde bir ilk görüşmeydi. Bu sefer de dişleri scan yaptılar. Kaplamalar hazırlanacak şimdi. Kayınvalideme gidiyorum. Hakan'la Altay da burada. Bu arada Hakan'ın büyük bir sürprizi var arkadaşlar. Birazdan yukarı çıkınca hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar hazır mısınız? Şok olacaksınız. Gözlerinize inanamayacaksınız. Hakan saçlarını kestirdi bir de. Gayet başarılı değil mi? Çok güzel olmuş. Gerçekten. Evet. Evet, ben de çok mutlu acayip oldum. Acayip değişik ama yani göze yine çok farklı geliyor ama bir şey söyleyeyim mi? Geçen kestirdiğinde bu kadar mutlu olmamıştım işin gerçeği. Neden? Ya o zaman demek ki güzel kestirmemişim. Ama ben bana kalsa ben hani kesimi güzel ama şu önlerini birazcık daha böyle yapardım. Daha kabarık. Tamam canım, onun fönünü yine yaparsın da o şimdilik böyle hızlı yaptım. Çok güzel olmuş ama. Kendin mi yaptın? Daha ettiğin hasbreyle yaptık. Fönünü hiç fazla biraz onu arkaya yaptım. Geçen kestirdiğinde anında eski saçlarımı aradım. Bu sefer hiç aramıyorum. Yani en az bir sene yani. Çok memnunum. En az bir sene pişman ben böyle gezebilirim. Yani bundan sonra hep böyle gezebilirim. Pişman sence ama güzel durmuyor mu? No. Bir de önemli olan benim için neydi biliyor musun? Yandırı. Uzun saçlar beni olgun gösteriyordu. Olgun tıraş kalması. Ha. Şimdi yanlarını yine makineye falan vurdursaydım çok çocuksumsu kaçacaktı. Hiç abla şey olacak, yakışmayacaktı yani. Bence böyle gayet olgun bir de güzel duruyor değil mi şöyle? Ya ben ha? Çok beğendim. Beğendin mi? Aha, gerçekten vallahi. Çok güzel olmuş. Arkaları kaldı evet. Evet, onlar daha ince. Enişte dedi ki şunlar bir haftaya insin. Ondan sonra böyle ekonten iki şarkı bakar gittin mahın böyle evet. Daha tam yapmıyor diye gelirsin dedi. Ondan sonra tekrar. Bunları tekrar bir düzeltiriz. Çok güzel olmuş aşkım. Beğendim. Mili'nin tipine bakar mısın? Mili'ydi salak. Türk kargaşada yemeği çekmeyi unuttum arkadaşlar.
Bugün menümüzde bakın dolma vardı. Yarısını yemiş olduk. Dediğim gibi sofrayı çekmeyi unuttum. Nasıl? Yemeğimizi yedik. Çok şükür burada. Altay'ın ayağına slime dolanmış. Kusacağım. Kusayım. Esas kusamam ki, şaka yaptım ben. Mom, let's attack Schule. Kinder Krippe, let's attack hadi. Sonra training. Mom, Freitag. Wochenende. Altay, senin Freitagları. Ben lunchboxına, brotzeitboxına ne koyuyorum anneciğim? Was gibt's für Geburt, Wochenendgeschenk? Hafta sonu sürprizi ne oluyor anneciğim? Milchschnitte. Altay milchschnitte'yi çok seviyor arkadaşlar. Her gün lunchbox'ına milchschnitte istiyor. Her gün lunchbox'ına milchschnitte istiyor. Ama her gün aslında hiç koymak istemiyorum ama kıyamıyorum da. O yüzden kendince bir kural koydum. Her cuma günü lunchbox'ına şöyle bir milchschnitte koyuyorum. Cuma günü olunca da aşırı seviniyor da anladı. Arkadaşlar Hakan geliyor gidiyor saçına bakıyor. Geliyor gidiyor saçına bak. Bak yemin ederim o kadar mutlu. Benden de beter çıktın. Bak, gidiyor geliyor anneye bakıyor. Mutlu oldum ki yeni saçımda bilmiyorum. Abartıyor mu ama şu anda yani özgüvenim tavan yaptı. Acayip saçlarım çok hoşuma gitti ya. Böyle şimdi eve gelip bir de yıkadım. Bir de böyle şunu bak bak. Ama nasıl rahatla ferahladın değil mi ensen falan? Kadınlar bilmez o hissi. Yanları kestirince baya bir ferah oluyor o zaman makineyle. Böyle şimdi uzun ya. Ha. O yüzden o ferah şeyi yok ama. Ya ama ensen falan baksana. Lastik mastik saçlar gitti. Yatınca ne rahat edersin şimdi. Valla. Yastığın üstünde ama falan. Hala uzun şaka baka baksana. Ama böyle bundan fazla kestirme. Aynen böyle artık bu standart artık. Bunu, bu tarz olmuş. Bu bak. Tarz 2 sene daha böyle gezeriz sonra yine uzatırız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yoldayım. Dolap düzenleme planları suya yattı. Bir oturdum masa başına ajandamı açtım. Aman bir baktım saat 11'de randevu varmış. Ben onu tamamen unuttum. O yüzden şimdi acele buraya içmeye çalışıyorum. Dün akşam da telefonum kayınvalidemlerde unutmuşum. Yolda geçerken bir de onu alayım. Benim arkadaşım güzellik salonu açtı. Orada da farklı işlemler yapıyor. Hetspa, Behandlung, Hetspa tedavisi diye bir işlem var. Ben de bugün onu yaptırmaya gideceğim. Hem onun için biraz da reklam yapacağım Instagram üzeri. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hep Instagram'da görüyordum ben de ama daha hiç kendim yaptırmadım. Bu sefer ilk defa olacak. Bayağı böyle suyla birlikte kafaya herhalde masaj yapıyorlar. Onun dışında başka neler var bilmiyorum ama işlem 1,5 saat sürüyormuş. O yüzden ne makyaj yaptım ne saçımı yaptım. Zaten saçlar ıslanacak. Güzelce de yıkanacak. Dediğim gibi o yüzden böylece çıktım. Birazdan orada görüşmek üzere. Tekrardan hazırlandık. Önce şimdi bir alışverişe geldik. Haftalık alışverişi yapacağız. Ondan sonra da kardeşime yemeğe davetliyiz. Orada annemlerle beraber akşam yemeği yiyeceğiz. Annemizi kamerayı. Ben buldum armutları neredeymiş? Altay geçen ilk defa armut yedi. Çok sevdi arkadaşlar. Şimdi armut diye tutturdu. Bak bir o tarafa bak. Tadam. Sıkı tutun. Bir düşerse. Hangi adam bu Özü? Hani bir tane böyle adam var. Ve sen pirat diyorsun. Ya
Girat gözü kapalı, ona mı böz ediyorsun? Hani burada var ya bir tane. He, anladım ben seni. Hani bir tane böyle adam var. Aha. Sonra spor topu geliyor. Sonra bir takan geliyor. He, evet anneciğim. De böze pirat von Peter Pan. Evet anneciğim, hatırladım. Haklısın. Böyle bak. Bu Taylan. Bak bu Taylan. Tamam bir şey. Ben Taylan istiyorum. Taylan gibi. Bak. Aa. Yeni kostüm sevdalarım mı başlıyor? Altay, bunların ama normal çorapları var anneciğim. Ayakları kapalı değil, okey? Çorap normal, beyaz çorap. Sen hangi? Bak bu tam. Mavi. Bak, mavi istiyor. Buradan alıyorsun. Maskeli, kapalı, tamam mı? Burada da sofra yavaş. Hadi. Hadi ver. Sen dayıya ver, dayıya dayı ver. Dumana versin. Bak nasıl yiyeceğiz bak. Bakayım bir çekil bir altı. Şu an nasıl kıt kıt yapıyor. Bak. Hey nasıl yiyin? O dayı. Onu da karnı. O da yemek istiyormuş. Ne oldu ya? Bir de bunu. O acı, aa, onu yeme. O çok baharatlı. Dur bir altı. Ondan sonra o sürür. O da olmaz. Breti. Tek breti yiyebilir. Breti. Onu da aynı okey. Evet, sonra yemekten sonra bir de beraber çay keyfi yapıyoruz. Arkadaşlar bu da dünkü alışverişimiz. Haftalık alışveriş dedim kucak. Dün. Kucak mı istiyorsun? Kucak. Dün haftalık alışveriş demişim ama evde o kadar eksik yokmuş, o yüzden fazla bir şey almadık. Bir işte gördüğünüz gibi yaban mersini, biraz çikolata, zeytin, Altay'ın yoğurdu. Monte'yi çok seviyor. Bu ne? Ne o? Seni? Ne aldık? Avokado. Tamam. Bu da Lidl'in meşhur pastası arkadaşlar. Ama her zaman olmuyor. Yalnız böyle kış aylarında geliyor ve aşırı lezzetli oluyor. Ben zaten havuç kekine bayılıyorum. Kendim de aslında çok güzel yapıyorum ama arkadaşlar bu gerçekten enfes. Yani çok 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 güzel. Oyun oynuyoruz. Hazır mısın? Ben şimdi sana soracağım. Sen de söyleyeceğim. Bakalım bilebilecek misin? Bunların yeri neresi? Bunları nereye koymalıyız? Nereye? Buzdolabına. İyi. Çikolataları nereye koyuyoruz? Çikolataların, Züsil kayıtların, Bup'un yeri neresi? Evet tabii. Şekerlerin yerini biliyor. Neresi? Yine göster. Ya. Bup'un yerini biliyor musun? Bunun içinde ver. Bunun içine koyacağız. Dökeceğiz. Hepsi dumya. Bunu istiyorum. Altay, bu büyük bir şey değil ki anne. Anne. Bununla pasta yapılıyor. Ben pasta yapacağım. Pasta mı yapmak istiyorsun? Beraber yapalım mı? Evet. Tamam. Bunu içine boşaltalım. Dur dökme. Bunu açalım. Arkadaşlar aradan biraz vakit geçti. Muffinlerimizi yaptık. Biraz yürüyüşe çıktık, geldik. Şimdi bu videoyu sizin için editleyeceğim. Altay'ı da az önce yatırdım zaten. Öğle uykusunu yapıyor. Dediğim gibi burada bitiriyorum. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın ve bir dahaki videomuzda mutlaka görüşmek üzere. Hoşçakalın.